Ekonomi Politik programına hoş geldiniz. Ekonomi Politik programında bu hafta bir konuyu değil birçok konuyu işleyeceğiz. Daha doğrusu bülten gibi olacak. Bugün açılışlara yaptığım hata gibi açıkçası. Farklı konuları işleyeceğiz. Özellikle son bir hafta boyunca, son hatta iki hafta boyunca Türkiye'nin gündeminde olan Kaz Dağları konusunu ve onun üzerinden madencilik sektörüne gelen eleştirileri ve bu eleştirilerin ne kadarın haklı, ne kadarın haksız olduğunu, madencilik sektöründe daha çevreci, daha sürdürülebilir bir faaliyeti nasıl gerçekleşebileceği konusunu telefon bağlantılarımızda TUMOP Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ve eski İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı, aynı zamanda Türk Mermer Maden Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Kahyaoğlu ile konuşacağız. Bunun dışında telefon hattımızda yine ekonomist Veysel Ulusoy olacak ve Veysel Ulusoy ile özellikle son dönemdeki fiyat artışlarını, enflasyondaki artışı, bunun dışında Türkiye'nin ekonomik krizinin hangi tip ekonomik kriz olduğunu ve bu krizden çıkmak için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Ve ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının son günlerde kızışması, sertleşmesinin ne gibi sonuçlar olabileceğini, hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi açısından ne gibi sonuçlar doğurabileceğini konuşacağız. Son olarak ise memurların biliyorsunuz çok önemli bir toplu iş görüşmesi şu anda devam ediyor. Aslında bir bayram arası verildi gibi 16 Ağustos'ta hükümet yeni teklifini yaptıktan sonra asıl pazarlığın başlayacağı bir görüşme var. İşte bu görüşmeleri, memurların taleplerinin ne olduğunu, hükümetin bu sözleşme sürecinde, yani toplu iş sözleşmesi sürecinde ne gibi yanlışlar yaptığını, özellikle keskin basın açıklamasında müdahale gibi bazı sıkıntılı alanlar var orada. İşte bu konuları KESK eş genel başkanı Aysun Hanım, Aysun Gezen'le konuşacağız. Bunlara girmeden önce başta söylediğim gibi ilk konumuz Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında olan Kaz Dağları konusu. Kaz Dağları'nda yaklaşık 12 gündür bir nöbet sürüyor ve o nöbette de dün büyük bir buluşma gerçekleşti. Haberimiz ayrıntılarını izleyelim. Bu dağlarda durursa kalbim bir gün, durursa kalbim bir gün, düştüğüm yere gömün, düştüğüm yere gömün, yüreğim dağ çiçeklerindedir. Çanakkale halkı Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'ndaki altın madeni çalışmalarında katledilen on binlerce ağaç için büyük su ve vicdan nöbetinde buluştu. Eyleme milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, köylüler, üniversite öğrencileri ve bilim insanları katıldı. Maden çalışması ve ağaç katliamı protesto edildi. Binlerce kişi havama, suyuma dokunma dedi. Desteğe gelenler arasında sanatçılardan Sadık Gürbüz yurttaşlara seslendi. Ülkemizin adım adım her yerini, dağını, ormanını satan bu iktidarın gitmesi için, yüreklerimizi birleştirmek için buradayız. Ülkenin en güzel yerlerine kondurdukları yabancılar bu maden arama iznini kaldırıncaya kadar biz bu alanlarda yüreklerimizi koyacağız. Daha sonra nöbet alanında basın açıklaması yapıldı. Açıklamada talepler dile getirildi. Ağaç katliamına bir an evvel son verilmesi, sorumluların yargılanması istendi. Daha sonra Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bir konuşma yaptı. Devlet görevini yapmalı, bu bahçede dur demeli. Çevre doğa talebine kalanına dur demeli. Açıklamanın ardından şarkılar ve sloganlarla şantiye alanına yüründü. Sünöbetinin 11. gününde büyük nöbet çağrısı vardı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar nöbete destek için geldiler. Kaz Dağları'na dokunmasınlar. Kaz Dağları bizimdir. Siyanürlü altın arabalarına müsaade etmeyeceğiz, direneceğiz. Direne direne kazanacağız. İşte binler Kaz Dağları için, doğa için yürüyor. Biz doğayı bozarak aslında insanlığımızı, değerlerimizi bozuyoruz. Bu çok haklı bir mücadele, çok onurlu bir mücadele. Çünkü suyumuzu koruyoruz, toprağımızı koruyoruz. Maden ocağının arka tarafında tutuluyor su nöbeti. Su nöbetiyle maden ocağı arası 2 kilometre. Nöbete katılan herkes 2 kilometreyi yürüyerek maden ocağına geldi. Jandarma engellemek istedi ancak Çanakkale'liler dinlemedi. Bariyerleri yıkarak yıkım alanına girdi. Jandarma geri çekildi, alana ağaç dikildi. Kapısına kilit vurulup çıkıldı. Bu alanda usulsüz orman tahrip edildi. 200 bin adet ağaç kesildi.
Dolayısıyla biz bugün bu sahayı kilitliyoruz. Böyle bir hakkımız var. Anayasadan ve yasalardan doğan hakkımızı kullanıyoruz. Evet, bu konuyu konuşmak üzere telefon attığımızda TUMOP Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel var. Ayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ayhan Bey, bu Kaz Dağları konusu gerçekten bu madencilik sektörünü, madencilik sektörü faaliyetlerini toplumu Türkiye'nin gündemine taşıdı. Madencilik sektöründe evet belki her türlü bir çevreye zarar vardır ama bir noktada aslında faydanın maliyetin altında kaldığı durumlar var. Sanırım Kaz Dağı da bu noktada gibi duruyor. Sizce bir madenin yapılıp yapılmayacağına başlarken bir madene hangi faktörlere bakılmalı ve bunun çevresel maliyeti çok yüksekse hangi madenlerden vazgeçilmeli? Bunun kararı nasıl alınmalı? Kimler almalı? Biz bu Kaz Dağları özelinde ama aslında genel madencilik anlamında hangi maden gereklidir, hangisi değildir? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben öncelikle Çanakkale halkının çevresine, doğasına sahip çıkan bu toplumsal muhalefet anlayışını takdirle karşılıyorum. Çünkü ülkemizin bu tip barışçı toplumsal mücadeleleri, toplumsal muhalefeti geliştirmeye ihtiyacı var. Umarım bu alanda geliştirdiği toplumsal muhalefeti yaşam içerisindeki her alanında tüm Türkiye gerçekleştirir ve ülkemizde eksilmeye başlayan toplumsal barış, demokrasi, adalet gibi kavramlar yeniden tesis edilir. Şimdi anayasamıza göre insanların sağlıklı ve çevrede yaşama hakkı vardır. Ayrıca insan toplumların kendi geleceklerini tayin hakkı da vardır. Bu nedenle toplumla barışık olmayan, alınan kararlarda toplumun kararları ortaklaşmadığı hiçbir madencilik dahil hiçbir ekonomik faaliyetin yapılması doğru değildir. Her ekonomik faaliyetin sizin de belirttiğiniz gibi mutlaka madencilik gibi çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ancak yaşadığımız yüzyılda tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi madencilikte de bilim ve tekniğin kamu yararına kullanılmak kaydıyla oluşabilecek sorunları çözebilecek, minimuma indirgeyebilecek bilimsel yöntemleri mevcuttur. Burada önemli olan hangi ilkeyle yaklaşılacağıdır. Buradaki yaklaşılacak ilke hiçbir sınıf ve zümrenin üstünlüğünü, çıkarını gözetmeden kamu yararı doğrultusunda bilime ve tekniğe uygun yöntemler ve çözüm önerileri geliştirilmesi gerekmektedir. Madencilikte ilke bu olmalıdır. Madenlerde yenilenemeyen kaynaklarımız olup ormanlardan, derelerden, ovalardan, yaylalardan, denizlerden farklı değildir. Hepsi bu ülkenin kaynaklarıdır ve gelecek nesillerin bu kaynaklar üzerinde hakları vardır. O nedenle tüm doğal kaynaklarımız kıskançlıkla korunmalıdır. Bunların hangisinin öncelikli olacağı konusu biraz önce de söylediğim gibi bilim insanları tarafından kamu yararı doğrultusu gözetilerek tarım, turizm, sanayi, madencilik, finans tüm sektörlerde kamu yararı ilkesine göre bir çalışma yapılır bilim insanları tarafından. Ve bu çalışmanın sonucu dediğim gibi kamu yararı tırnak içerisinde olmak üzere dikkate alınarak hangi çalışmanın yapılması orada gerekiyorsa altında maden vardır, üstünde de başka bir maden olan tarım vardır, doğa vardır, dere vardır. Bunların hepsi halkımızındır ve bu çalışmanın yapılarak toplumun menfaatine, toplumun çıkarlarına hangisi faydalıysa onun işletilmesi, onun değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz Maden Mühendisleri Odası olarak olaya bu şekilde bakıyoruz. Ayhan Bey, peki bir maden projesine başlandı ama maden projelerinde farklı usulsüzlükler de olduğunu biliyoruz. Mevzuata aykırı durumlar da olduğunu biliyoruz. Uygulamalarda da eksiklik olduğunu biliyoruz. Yani bunlardan tabii bağımsız olarak soruyorum. İyi madencilik diye bir şey var mıdır? Varsa bu nasıl bir madenciliktir? Dünyadaki örnekleri nasıldır? Türkiye'deki örnekleri nasıldır? Hem maden sektör açısından hem buradaki kamu tarafından, uygulayıcılar tarafından, yasa koyucular tarafından ne gibi eksiklikler var ve neler düzeltilmeli sizce? Şimdi madencilik bilim ve tekniğine uygun kamu yararı doğrultusunda yapılan çevreyle ve yöre halkıyla barışık olarak yapılan madencilik bizim gözümüzde yasalara uygun yapılan madencilik bizim gözümüzde yapılması gereken uygun madenciliktir. Ancak yaşadığımız süreç içerisinde özellikle ülkemizde
yasalar, Avrupa Birliği eleştirisi de var. Her ne kadar Avrupa Birliği ve uluslararası kriterlere uygun olsa da son zamanlarda, geçmişte öyleydi, son zamanlarda bu yasalar değiştirilirken maden kanunu, çevre kanunu olarak kamu yararı önceliği bir kenara bırakıldı. Toplumsal katılım, toplumun tüm kesimlerin katılımı dikkate alınmadı yasalar çıkarılırken, ben yaptım oldu anlayışıyla yapıldı. Akabinde yasalar, dediğim gibi biraz önce düşündüm, bitirmek için de, her ne kadar uygun olsa da Türkiye'de ne yazık ki denetim mekanizması, küresel politikaların son aşaması olan denetim mekanizmasının etkisizleştirilmesi nedeniyle toplumda ne yazık ki kamu kurumlarına olan güven azaldı. Yasaya uygun çalışmaya göre izin alsa dahi, çünkü izinler çalışmadan önce alınıyor, izinler alınsa dahi bunun uygulanmayacağı konusunda toplumda bir kuşku var, bir şüphe var ve bu tepkilerin en önemli nedeni de açıkçası bu şüphe ve kuşkudur. Bunu yasayı koyucuların öncelikle yasayı yaparken toplumun tüm kesimlerinin onayına sunup öyle çıkarması gerekiyor. Akabinde de kamusal denetim mekanizmasını güçlendirerek işletmeleri, sadece madencilikte değil tüm ekonomik faaliyetlerde çevreye etkisi olan, sadece çevresel denetim değil, vergi denetimi, sigorta denetimi, her alandaki kamusal denetimin güçlendirilerek kamuoyunun bu konudaki endişelerinin giderilmesi de siyasi iktidarlara, hükümetlere ve onların bürokratlarının görevidir. Ayhan Bey, son olarak altın madenciliği özelinde size bir soru sormak istiyorum. Burada siyanürle arama konusu özellikle gündemde. Bu dünyada da bu şekilde mi yapılıyor ve dünyada eğer bu şekilde yapılıyorsa bunun etkilerini azaltmak için neler yapılıyor? Türkiye'de de aynı uygulamalar yapılıyor mu? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sorunuza da geçti. Bu muhtemelen uzun yıllarda yürütülen muhalefet çalışmalarında kullanılan bir deyim ve yanlış bir deyim. Ama bu değil, bu de açıklamam şu anlamada gelmemeli. Bu ocakta siyanür kullanılmayacak ya da altın madenciliğinde siyanür kullanılıyor anlamına da gelmemeli. Siyanürle altın aramacılığı, altın arama madenciliği diye bir kavram yok. Altın aramada diğer maden aramaları gibi normal klasik sondaj yöntemiyle yapılan, jeofizike tütlerle geliştirilen bir yöntemdir. Arama faaliyetleri aşamasında kesinlikle siyanür kullanılmıyor. Ancak üretim aşamalarında kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Üretim aşamasında derken de aslında delme, patlatma ve kazıma ve taşıma işlerinde değil. En son toprağın bünyesindeki altının cevherden ayrıştırılması sırasında kullanılıyor. Siyanür kullanılıyor. Bugün dünyadaki altın üretiminin %83'ünde siyanür kullanılmakta. Siyanür kullanımı altının cevherinin, orada bulunan cevherin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özelliklerine göre tercih edilen bir yöntem. Bu siyanürsüz kullanılan var ama dediğim gibi altının mineralojik, jeolojik yapısı bunu etkiliyor. Ve şu anda %83'ü kullanılıyor. Şu anda itibariyle Türkiye'de baktığımızda siyanür liç yöntemi, tank liç yöntemiyle, yığın liç yöntemiyle kullanılan yöntemler dünyada da kullanılan yöntemler. Ama Türkiye'de bile siyanür kullanılmadan üretim yapılan yerler var. O da bir tercih değil, cevherin bir özelliğidir. Burada siyanür kullanımı, siyanür liçi iki şekilde yapılmakta. Bir tank liçin dediğimiz kapalı devre sistemi, bir de yığın liç dediğimiz sistem. Bu açık şekilde yapılmakta. Tank liç aslında çevresel etkileri olarak daha az etkisi var. Hatta madencilikteki randımanı da daha yüksek bir randıman. Fakat bunda da yine cevherin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri rol oynuyor. Buna cevherin yapısı bunu tercih etmemize sebep olur. Yani cevherin yapısı uygun değilse bu yöntemi de seçemiyoruz ne yazık ki. Ayhan Bey, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Odamıza bir fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Ayhan Bey ile konuşmadan önce Çanakkale Kaz Dağları'nda gerçekleşen nöbeti, Kaz Dağları'ndaki nöbeti ve o nöbette gerçekleşen büyük buluşmayı ekranlara getirmiştik. Şimdi de sıradaki haberimizde sanatçıların, gazetecilerin ve yazarların sosyal medyadan büyük buluşmayla ilgili attığı tweetleri izleyelim. Çanakkale halkı su nöbetinin 11. gününde Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'ndaki altın madeni çalışmalarında katledilen on binlerce ağaç için büyük su ve vicdan nöbetinde buluştu.
ağaç katliamına dur dedi. Sorumluların yargılanmasını istedi. Kaz dağlarına dokunmasınlar. Kaz dağları bizimdir. Siyanürlü altın arabalarına müsaade etmeyeceğiz, direneceğiz. Direne direne kazanacağız. Kilometrelerce yürüyüşün ardından şarkılar ve sloganlarla şantiye alanına yürüdüler. Burada ağaç diktiler. Daha sonra şantiyenin kapısına kilit vurup çıktılar. Nöbetin 11. gününde bu görüntülere sahne olan Çanakkale'de su nöbeti 12. gününde sürüyor. Nöbete ve büyük buluşmaya destekler de gelmeye devam ediyor. Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine #KazDağları hepimizin etiketiyle başlatılan tepkilere Tarkan da destek verdi. Tarkan Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeter artık, bir durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin." dedi. Gazeteci Cem Seymen ise yürüyüşten bir fotoğraf paylaştı ve şu notu düştü. "Fotoğraftaki insanlara bir bakın. İyilik için mücadele ediyorlar. Gelecek için uğraş veriyorlar. Ölüme değil, yaşama emek veriyorlar. Çıkarsız. Bunun partisi, ideolojisi, tarafı yok." Şarkıcı Norm Ender yaptığı paylaşımda 4 milyar dolarlık altının sadece 180 milyon dolarının Türkiye'ye kalacağını hatırlattı. Bunun ihanet olduğunu söyledi ve yazar Yaşar Kemal'in "Bu ülkede 4 şey olmayacaksın, kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı" sözlerini paylaştı. Oyuncu Müjdat Gezen ise "Eğer paranın çevreden daha önemli olduğunu düşünüyorsanız, bir de nefesinizi tutarak paranızı saymayı deneyin" diyerek tepkisini gösterdi. Bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, "Toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı, yani nefesimizi kurban etmeye kimsenin hakkı yok" dedi. Evet, gerçekten toplumun çeşitli kesimlerinden çok büyük tepki var. Az önce TUMOP Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de bir madenin gerekli olup olmadığını oradaki halkın özellikle o madeni kabul edip etmemesine bağlı olduğunu söyledi. Eğer yerel halk ve toplumun genel kesimleri bir madeni gereksiz görüyorsa o maden gereksizdir. Onun dışındaki fayda maliyet analizleri çok da anlamlı olmayabilir dedi. İşte bu konuyu şimdi sırada bir sanayiciyle konuşacağız. Bir maden sanayicisiyle konuşacağız. Türk Maden Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, aynı zamanda Eski İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu telefon attığımızda. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ali Bey, az önce tepkileri gördük. Özellikle Kaz Dağları konusunda ciddi bir toplumsal muhalefet var. Siz bir sanayici olarak bu tepkileri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben tabii 35 yıllık bir madenciyim. 20 senede sektöre gerek başkanlık gerek yönetim kurulu üyeli olarak hizmet de verdim. Hala da devam ediyorum. Bir tek Kaz Dağları ile ilgili bir olaya şöyle bakıyorum. Madenler aslında olmazsa olmazımız. Yani biraz evvel Ayhan Yüksel Bey'in herhalde beyanatını okudunuz, onu dinledim. Hani yöre halkı karar versin çıkıp çıkmayacağına deniliyor ya. O zaman şöyle bir şey olur. Hiç kimse madeni çıkarttırmak istemez. Çünkü genel bir tepki var. Her yerde. Mermerde var, madende var, altında var, diğerlerinde de var. O zaman hayat olmaz. Yani bugün üstümüze giydiğimiz elbiseden, arabamızdan, uçaktan, aklınıza gelen her türlü kullandığımız eşya madenlerden oluşuyor. Tabii ki bunu söylerken ağaç katliamı olsun, çevre katliamı olsun falan demiyorum. Ben de bir çevreciyim. Çevreye duyarlı madencilik yapmalı diyorum ben. Ne demek bu? Bugün bir ağaç 10 yılda yetişiyor. Tekrar söylüyorum, Kaz Dağları için söylemiyorum, genel söylüyorum bunu. Öyle yerlerde köylüler veya çevreciler karşımıza çıkıyor ki, burada mermer ocağı açmayın, maden ocağı açmayın. Peki nerede açalım? Kaz Dağları'nda açmayalım. Tamam, güzel, doğru. Diğer dağlarda açmayalım, ovalarda açmayalım. Ama bu madenlerin de çıkartılması gerekiyor. 10 yılda yetişen bir ağacı biz her yerde ekip çoğaltma imkanımız var. Yapıyoruz da bunu. Özellikle bizim birçok madencimiz kendilerinin ağaç diktiğini, orman yaptığını ben biliyorum yaptıklarını. O zaman şunu yapmamız lazım. Planlı programlı çıkması gereken madenleri çevreye duyarlı olarak çıkarmamız lazım. Bugün bir maden milyonlarca yılda oluşuyor. Yani bir daha dünya değişmedikçe oluşma şansı da yok. Öyleyse çıkarmamız da gerekiyor ki madenleri, tekrar söylüyorum,
çevreye duyarlı yapmamız lazım. Şimdi Kaz Dağları'nda daha önce de biliyorsunuz birkaç sene evvel gene bu gündeme gelmişti. Eğer hatırlıyorsanız gene televizyonlara konu olmuştu. Ve orada şöyle bir şey vardı. Ben hatta şunu söylemiştim. Eğer Kaz Dağları'nda petrol çıksaydı ve bu ülkenin bütün borcunu ödeyebilseydi ve gelecek nesillere çok büyük katma değer aktarsaydı kimler itiraz ederdi? Bunu da düşünmek lazım. Ali Bey, birçok madenci özellikle maden faaliyetleri sonrası verdiği, çevreye verdiği zararı giderdiğini ve bir şekilde orada ormanlaşma çalışmalarına katkı sağladığını söylediniz. Türkiye'nin geneli evet. için söylersek bu hani madencilerin ne kadarı gerçekten çevreci madencilik yapıyor ve o yaptığı maden sonrası, maden sahasını terk ettikten sonra bölgenin tekrar ağaçlandırılması konusunda ne kadar çaba sarf ediliyor? Şimdi şunu söyleyeyim, gerçekçi olmak gerekirse biz mesela bundan 3-4 sene evvel ki yıllardan beri konuşuyorduk bunu çevreci madencilik diye. Hatta ben bununla ilgili bir çocuk hikaye kitabı bile yazdım. Sebebi de şu, ağaç yaşken eriyor biliyorsunuz. Yani çocukken insanları eğitmek lazım. Onlar da içinde en azından %1-2'si gelecekte madenci olacaklar. Şimdi çok duyarlı mı olduk yıllarca? Maalesef bir tek biz değil. Bütün ülke olarak duyarlı olmadık. Sularımızı kirlettik, havayı kirlettik, doğayı kirlettik. Hala kirletmeye devam ediyoruz. Bakın şu an sizden konuşurken arabamı yolun sağına çektim. Duruyorum ve 2-3 metrelerimde onlarca şişeler var. Yol üstü burası, ana cadde. O kadar duyarsızız ki her tarafı kirletiyoruz. Benim arabamın içerisi çöp yanı gibi çünkü ben dışarıya çöp atmam. Şunu söylemek istiyorum. Her insan bir değil ama bizim bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu madenler bir çıkmalı. İki, hakikaten çevreye duyarlı olmalıyız. Bir tek siz, ben, o, bu değil. Herkes olmak zorunda. Yani bunu kanunla yaptırmanız da mümkün değil. İnsanların içinde olacak. Kanun var ama kanunla yaptırmak da mümkün olmuyor. Yani bir takım baskıyla, zorla, cezalarla bu işler olmuyor. İnsanlarımızı eğiteceğiz. Şimdi çevreye duyarlı yerini de söyleyeyim isterseniz. Mesela kömür madencisi bir arkadaşımız şu an 3. Havalimanı'nın yapıldığı yerde çok büyük bir orman yapmıştı. Yani inanılmaz bir orman. Hatta ben 7-8 sene evvel 60-70 tane gazeteci arkadaşımı orayı görsünler diye götürüp piknik yaptırmıştım orada. Tabii şu an havalimanı yapıldı, o orman yok. Bunun yerine yenileri dikilmeli. Bir tane ağaç kesiyorsanız, yerine 10 tane ağaç dikmeniz lazım. Bu zor değil. Mesela biz bunu, ben birlik başkanıyken yılda 1 milyon ağaç kampanyasına başlamıştık ve 4-5 tane firmamız da bunu uygulamıştı. Firma bize yer gösterdi, toprağını hazırladı. Biz ona fide gönderdik birlikten. Ve hep birlikte böyle bir vakıfla beraber bir ağaç dikme operasyonuna giriştik. Bu bir gösteri değil veyahut da gösteriş değildi. Ben de ağacı çok seviyorum. Ağacı sevmeyen olabilir mi? Çevreyi sevmeyen olabilir mi? Ama uymayan arkadaşlarımızın da, tekrar söylüyorum, kanun zorunlu değil. İstediğiniz kadar kanun çıkartın. İnsanları eğiterek bunu yapmamız gerekiyor. Herkes ağacı sevmeli, herkes hayvanı sevmeli, doğayı sevmeli. Gerektiği kadar da korumalı. Ama bunu söylerken de karşı taraftaki arkadaşlarımızın da ya madenler de çıkmasın, bu madenler olmasın demesi de çok doğru değil. Yani iki tarafında bu konuda eksikleri var diye düşünüyorum. Ali Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değerlendirmeler için. Evet, madencilik konusu gerçekten önemli bir konu. Türkiye'nin madenlere ihtiyacı var. Her ülkenin madene ihtiyacı var. Bunun nasıl çıkarılacağı, ne zaman çıkarılacağı ve hangi boyutta çıkarılacağı toplumsal bir mutabakatla bir miktarda aslında ekonomik gerekçelerle bulunup, saptanıp yoluna devam edilmesi gerekiyor. Ali Bey'in söylediği gibi de gerçekten kendisi mermer madencisi, bir şekilde mermer çıkarması gerekiyor. Aslında yöre halkı olarak bakıldığında hiçbir yerden çıkaramıyor. O yüzden burada daha toplumsal bir şekilde karar verip bir planlamayla nereden maden çıkarılacak, maden çıkarıldıktan sonra orası hangi vadede nasıl ağaçlandırılacak, bunların genel bir planlamayla, toplumsal bir planlamayla hazırlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde madencilik sektörü hem madenciler hem de çevreciler açısından çok sıkıntılı bir sektör olmaya devam edecek gibi duruyor. Biz böylelikle maden konusunu geride bırakıp ekonomi tarafına, makroekonomi tarafına geri dönüyoruz. Türkiye'de dün Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ve enflasyon rakamları beklendiği gibi artış kaydetti. Çünkü seçimlerden sonra başlayan zam dalgası aynı zamanda vergi teşviklerinin son bulmasıyla enflasyon Temmuz ayında %15,7'den %16,7'ye yükseldi. Ancak önümüzdeki 3 ay boyunca baz etkisi sebebiyle enflasyonda bir düşüş bekleniyor.
Türkiye'de tüketici fiyatları Temmuz'da beklendiği gibi tekrar artışa geçti. Yıllık enflasyon %15.7'den 16.7'ye yükseldi. Artışta seçim sonrası yapılan zamlar ile vergi teşviklerinin son bulması etkili oldu. Seçimlerin hemen ardından elektrik, çay, şeker ve sigara gibi birçok ürüne zam gelmişti. Ayrıca beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin bitmesiyle bu ürünlere de yüksek oranda zam geldi. TÜİK'e göre aylık en yüksek artış da ulaşım ve ev eşyası kategorilerinde gerçekleşti. Gıda ve giyim tarafında ise fiyatlar düştü. Temmuz'da gıda fiyatları %1.1, giyim fiyatları ise %3.2 geriledi. Her iki sektörde de fiyatlar mevsimsel etkilerle Temmuz aylarında çoğunlukla düşüş kaydeder. Ekonomistler kurda yeni bir şok gelmemesi durumunda enflasyonun Ekim ayına kadar düşmesini bekliyor. Bu da Temmuz ayındaki artışın sadece bir aylık olabileceği anlamına geliyor. Üretici fiyatlarındaki gerileme de maliyet baskısının azaldığına işaret ediyor. Ancak seçim sonrası başlayan zam dalgası düşüşü sınırlayabilir. Son birkaç gün içinde doğalgaza ve sigaraya gelen zamlar Temmuz ayı enflasyonuna yansımadı. Hükümetin bütçe açığını kapatmak için de daha fazla vergi artışına gitmesi olasılığı fiyatlar üzerinde önümüzdeki dönem baskı yaratabilir. Evet, enflasyon düşecek. Şu anki 16.7 seviyesinden muhtemelen Eylül ayında şimdiki seviyenin çok altında olacak. Hükümet %10'un altında tek haneleri de olabileceğini düşünüyor. Ancak onun çok da mümkün olmadığını düşünüyor ekonomistler. Çünkü üst üste gelen zamlar, daha yeni bu hafta içinde sigaraya gelen zam var. Ağustos ayı başında doğalgaza gelen zam var. Onun dışında birçok ürüne, özellikle seçim sonrasında ertelenmiş birçok zamın devreye girdiğini görüyoruz. Ki bu zamlar düşük talep koşullarına rağmen gerçekleşiyor. Ve enflasyon konusu açıkçası cari açık konu gibi biraz dezenformasyon olduğu bir alan oldu. Enflasyon niye artıyor, neden düşüyor? Bunlarla alakalı farklı görüşler, iktisat bilimiyle çatışan görüşler kamuoyunda yüksek sesle dile getiriliyor ve bu konuyu daha açık bir şekilde, daha tane tane anlatmak zorunda kalıyoruz. İşte bu konuyu en iyi tane tane anlatanlardan, en temiz, en basit bir şekilde anlatan ekonomistlerden biri telefon attığımızda Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Veysel Hocam, siz enflasyondaki hem Temmuz ayındaki gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz hem de önümüzdeki 3 ay boyunca gerçekleşmesi beklenen o düşüşün sebeplerini neye bağlıyorsunuz? Sadece Temmuz'u da konuşmak belki yersiz ama şöyle diyelim. Hani hep derler ya, ekonomistler de büyük bir yanılgıyla bazen sentezliyorlar ama geçen yıla göre bir baz etkisiyle enflasyon düşüyor diyoruz. Doğru bir şey var ama enflasyonun artılarda olması, daha doğrusu enflasyonun rakam olarak pozitiflerde olması, fiyatlar genel seviyesinin devamlı yükseldiği anlamına geliyor. Şöyle bir basit matematik yapalım ya da akıl mantığı yapalım. Geçen yıl %25-30'larda resmi rakamlara göre seyreden enflasyonda bu yıl %15'leri yakalamak sevinirici bir şey değil. Aksine %25'in 30'un hatta %40'ın üzerine %15 daha fiyatlar genel seviyesinin arttığı anlamına gelir. Son döneme baktığımızda da zaten Temmuz ayı itibarıyla enflasyonun ya da fiyatlar genel seviyesinin çok düşmesi gerekirken hala artılarda ve yüksek seviyelerde olması düşündürücü. Baz etkisi birkaç ay içinde bitecek. Yani en geç Ekim ayında bitecek. Bu çerçeveye kadar bir enflasyon politikası, bir dezenflasyon politikasının oluşturulması lazım ama söylediğiniz gibi tütüne, içkiye ve çeşitli girdilere gelen zamlar buna engel teşkil ediyor. Veysel Bey, sizin pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığınız önemli bir yazı var. Türkiye'de son bir yıldır gerçekten çok ciddi bir kriz içerisindeyiz ve bu krizin hala net bir şekilde iktidar tarafından kabul edilmiş, ekonomi yönetimi tarafından kabul edilmiş dahi değil. Sizin pazar günkü yazınızda farklı ekonomik kriz çeşitlerinden bahsediyordunuz. Türkiye sizce bu modellerden, farklı krizlerin hangisinde ya da hangilerini yaşıyor şu anda? Aslında yazımın da başlığı buydu. Yani bizim krizimiz hangisi diye. Çok da güzel yorumlar ve sentezler geldi, cevaplar geldi yazıya. Ben orada temel olarak üç ayrı kuşak krizlerden bahsettim. Literatürde bu vardır zaten. Bunların başında ta 70'lerin, 80'lerin o sabit kur politikasından kaynaklanan ve ödemeler bilançosuyla kendini salıveren bir kriz şekli vardı. Bu da bize uyuyordu o dönemde. İkinci kuşakta biraz daha işte küreselleşmenin getirdiği yaklaşımla
dışsal bağlamda etkilerden kaynaklanan krizleri yaşadık. Üçüncü kuşakta da tam dönemimiz ve dönemimizin ertesinde gelen kuşak dediğimiz yaklaşımda krizin kontrolünün temelde hiçbir zaman gelişmekte olan ülkelerde olmadığı, sadece sermaye akımlarından kaynaklanan işte kar hırsı, getiri hırsından mütevellit krizleri yaşayacağımızı söyledik. Şöyle baktığımızda hani sorunuza yanıt bulmak bağlamında her bir kriz de bize uyuyor, inanın şu noktada. Bunun sebebi son dönemde hani adına ne dersek diyelim, baskılanmış döviz kuru var. Ya da işte döviz kurunun sabit olduğu, oynaklığın biraz daha azaldı fakat aşağı doğru bir eğilimin olduğu, diğer ismiyle de sabit bir kur rejimi gibi algılayacağımız bir döviz kuru rejimi var. Rejim de demiyorum çünkü bizim rejimimiz yok ya da ekonomi planlamamız, kalkınma planımız yok. Ama hani dövizin seyrettiği seyir bakımından söylüyorum. Bu kapsamda her bir döviz sabit olduğu dönemde, enflasyonist ortamda, ödemeler dengesinin bozulduğu ortamda her zaman dış saldırıların olasılığı artar. Biz buna ani duruşu yaratacak saldırı deriz. Yani spekülasyon sahikiyle yaratılmış saldırılardır. Ben bu dönemde ondan korkuyorum. Yani karar vericilerin de duyması bağlamında devamlı bağırmak gerekir. Ben bu dönemde ondan korkuyorum, zira yeni bir saldırının olasılığı çok arttı. Yani arada bir mesafe var, getiri mesafesi. Dolardaki, eurodaki mesafeden öte faiz ve enflasyonun getirdiği bir getiri açığı var. O açık da dediğim gibi o spekülasyon atağını olasılık olarak yükseltiyor. Peki Veysel Bey, şimdi biz krizi bir şekilde tanımlayamadık ya da farklı farklı krizleri aynı anda yaşıyoruz. Şu anda hali hazırda verilen, bu krize verilen tepki ekonomik krizin gidişatını nasıl etkiliyor? Bir şekilde bu tanımlamayı yapmamak ekonomik krizin derinleşmesine sizce sebep oluyor mu? Olmaz olur mu? Yani ben isterseniz adına da yeni bir tanımlama getireyim. Sanki denetimli sorun yaşatma gibi bir politikamız var şu noktada. Yani sorunlar devam ediyor. Belki günlük, belki aylık rahatlama bizi de rahatlatıyor misali bir yaklaşım var. Yani düşünün, dövizdeki dalgalanma durmuş ama bunun kapsamında döviz talebimiz de durmuş. Yani ithalatımızın yaklaşık %20-%30 azaldığı, girdilerin tamamen ithal mallardan oluştuğu bir üretim yapısının düştüğü durumu herkes biliyordur. Olayın bir yaklaşımı bu. Diğer yaklaşımı da zaten sermaye sahipleri ya da fon yöneticileri, fonun sahipleri bizden istedikleri getiriyi elde ettiler. O getirinin ismi de zaten doların faizi ya da maliyeti. Düşünün, geçen yıla kadar %2,5-3 Libor dahil seyreden bir maliyet şu anda 6,5-7 ile seviye bulmuş durumda. Yani siz istediğiniz kadar para bulursunuz, istediğiniz kadar dolar bulursunuz ama bunun maliyeti ya da toplumsal maliyeti bir öncekinin iki katı olur. Bundan sevindirici bir şey olabilir mi sermaye sahibi olarak, sermaye sahibinin yaklaşımı olarak? Biz de bunu sanki kabullendik. Nasıl olsa %6 ile %7 ile yıllık faizle dolar da buluruz, euro da buluruz diye krizi bir kenara koyduk. Bir kenara koyduk ve yönetemiyoruz ya da yönetmek istemiyoruz. Ama şunun bilincine ver karar vericiler, evet bir kriz var ve gittikçe de derinleşiyor. Ama biz dolardaki bu faizle kriz politikamızı bir kenara attık, uygulamaya da gerek yok diyorlar. Aslında kriz politikası ya da işte ne bileyim yapısal reformların uygulandığı bir mekanizma olmadığı sürece de bu krizin adını ister W dersiniz, ister L dersiniz, ister U dersiniz, daha sürüp gider. Veysel Bey, içeride gerçekten durum söylediğiniz gibi biraz karışık. Dışarıda da önemli gelişmeler oluyor. Sizden bir dakikalık bir müsaade isteyeceğim. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında dün itibariyle önemli gelişmeler yaşandı. Onunla ilgili ayrıntıları kısa vetremizde izleyelim. Ardından Veysel Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. ABD ile Çin ticaret savaşlarında ellerini yükseltiyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı Çin'i kur manipülatörü ilan etti. ABD'nin bu hamlesi Çin'in para birimi Yuan'ın değer kaybetmesine izin vermesinin ardından geldi. Çin'in kur manipülatörü olarak tanınması sonucu bazı ceza ve yaptırımların uygulanması olasılığını doğuruyor. Çin şirketleri ABD kamu ihalelerinden men edilebilir ve ABD'den Çin'e kalkınma projeleri için finansman sağlanmasının önüne geçilebilir.
İki ülkeden gelen haberlerle küresel piyasalar pazartesi günü sert bir satış dalgası ile karşılaştı. ABD borsası S&P 500 %3 ile yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Güvenli liman olarak görülen ABD tahvilleri değer kazandı. Altının fiyatı ise Mayıs 2013'teki zirvesini gördü. Bugün ise Çin tarafından yeni bir haber gelmemesi sonrası piyasalar nispeten sakin bir gün geçiriyor. Yurt içi piyasalar ise dünkü satış dalgasından çok fazla etkilenmedi. Bunda Türkiye piyasasına son dönemde gelen kısa vadeli sermaye akımlarının sürmesi etkili oldu. Yatırım Bankası Deutsche Bank'ın müşterilerine Rus rublesi sat, Türk lirası al tavsiyesi vermesi de piyasaları etkiledi. Evet, bu konuyu konuşmak üzere Veysel Bey telefon attığımızda bizi bekliyordu. Veysel Bey, ABD ve Çin'in bu son attığı adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kısa vadeli inişler çıkışların ötesinde ticaret savaşlarının nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz? Yaklaşık 3 yıl öncesine gidersek Trump'ın başkanlık seçimi sürecinde halkına verdiği, daha doğrusu o zaman halkı değildi belki ama halka verdiği bir söz vardı. Özellikle de alt gelir grubuna. Bütün Amerikan şirketlerini elimden geldiğince dünyanın her yerinden toplayıp Amerika'ya getireceğim ve size istihdam yaratacağım ya da işsizliği azaltacağım diye. Şu noktada uyguladığı ekonomik politikalar ne kadar da çılgın olursa olsun Trump verdiği sözü tutmaya çabalıyor. Verdiği sözde tabii genel ekonomik kurallar uyuşmuyor diyebiliriz. Yani bugün sabahtan beri Amerika'da Harvard hocalarının özellikle Paul Krugman'ın başını çektiği bir akımın en son Trump'ın attığı tweette Çin'i manipülatör olarak, döviz piyasasına manipülatör olarak nitelendirmesinin ne kadar saçma olduğu, ne kadar etkisiz olduğunu belirten demeçler var. Çok da doğru aslında. Yani Yuan'ın biliyorsunuz uygulanan tarif politikası nedeniyle ABD tarafından Yuan'ın devalüe edilip 1 doların 7 Yuan üzerine çıkması sonucunda ürünlerin ucuzlamasını sağlayan Çin manipülatör olarak nitelendirildi. Trump tarafından tabii. Bunun aslında sözel olarak pek bir anlamı yok. Gerçi Hazine Bakanlığı da böyle bir niteleme sundu ama bir anlamı yok. Yani ticaret savaşlarında anlaşıldığı kadarıyla o savaşın şiddeti artacak ama Hazine Bakanlığı'nın, daha doğrusu Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yuan alıp dolar satmasıyla sonuçlanacak bir adımı da olmadığı için bu manipülatör ya da manipülasyon deyimi havada kalacak. Yani sembolik bir kavram olarak karşımıza çıkacak. Fakat öbür taraftan ticaret savaşlarındaki kısıtlamalar ne kadar da iş ekonomik politikaya uymasa da bütün hızıyla devam ediyor. En son ek %10 bir vergi koyacağını açıkladı Trump. Arkasından 300 milyar dolarlık bir engel daha koyacağını ve benzeri. Yani anlayacağımız küreselleşmenin hayatının sona erdiği bu dönemde Trump tam bir sosyalist ya da korumacı bir metabolizmayla yeni seçim dönemine hazırlanmak istiyor. Yani yeni seçim döneminde yine siyaseti şekillendirmek, siyasi manipülasyonlar yapmak istiyor. Tabii hissettiğim bu, genelde Syracuse Üniversitesi'nde bunu takip ederler bizim bulunduğumuz bölümde. Ticaret politikalarının ne kadar önemli olduğu ve Çin'in ne kadar önemli olduğunu, enflasyonda ne kadar indirim sağladığını ve benzeri. Yani tüketiciye ne kadar dokunduğunu söylerler. Bu kapsamda Trump'ın politikaları tüketiciyi üzecek, fiyatları yükseltecek, enflasyonu yükseltecek bir mekanizma doğuracak. Ama tabii verdiği sözler de yaban atılır sözler değil. Dokunduğu kesim de fakir kesim, gelir seviyesi ortalamanın altında olan kesim ve oy potansiyeli çok yüksek olan kesim. Yani bir bakıma size iş yarattım, gerçi maliyeti enflasyondur ama deyip işsizliği savunacak bir mekanizma ile yeni başkanlık yarışına girecektir diye bekliyorum ben. Veysel Bey, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Evet, Veysel Bey'in de söylediği gibi Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomide ciddi sıkıntılar var ve bu sıkıntıların önemli bir yükünü de emekçiler çekiyor, memurlar çekiyor. Bununla alakalı aslında bu yükü daha az çekmek için memurlar şu anda ciddi bir mücadele veriyorlar. Zira şu anda toplu iş görüşmeleri devam ediyor hükümetle memurlar arasında. Bu görüşmeler 5 milyon kişiyi doğrudan toplamda 20 milyon kişiye ilgilendiriyor. Ancak hükümetin bir taktiği oldu. Zam teklifini 16 Ağustos'ta yapma kararı aldı hükümet. Bu da memurların önünde hükümetle pazarlık için sadece 4 gün olduğu anlamına geliyor. Sendikalar hükümetten zam teklifinin daha önce açıklamasını bekliyorlar. Hükümet memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam teklifini bayramdan sonraya bıraktı. Bu da tarafların önünde pazarlık için sadece 4 gün olacağı anlamına geliyor. Açıklanan takvime göre hükümet 16 Ağustos'ta zam teklifini yaptıktan sonra 20 Ağustos'ta hakem süreci başlayacak. Hakem kurulu da son kararını 28 Ağustos'a kadar verecek. Hakemin vereceği karar kesin olacak. Böylelikle doğrudan 5 milyon, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri jet hızıyla bitmiş olacak. Bugün inşallah 3 milyonu aşkın kamu çalışanı, 2 milyonu aşan kamu çalışanı emeklisi ve ailelerini ilgilendiren önemli bir görüşmeye başlıyoruz. Toplu sözleşme masasında yer alan KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, hükümetten 9 Ağustos'ta zam teklifini sunmasını istediklerini söyledi. Hükümetin işçilere yaptığı ilk zam teklifi ilk yıl için %6+4 olmuştu. Sözleşme imzalama yetkisi olan memur sense 2020 için %8+7 zam istemiş ve diğer sendikalarda bu teklife tepki göstermişti. Ramazan Gürbüz doğalgaza yeni zam geldiğini işaret ederek başka zamlar da gelecektir. Bu nedenle zam pazarlığının da buna göre yapılması gerekiyor dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da toplu sözleşme görüşmeleri sürecini eleştirdi. Keskin basın açıklamasına yapılan müdahaleyi hatırlatan Çerkezoğlu, görüşmelere polis şiddetinin gölgesi düşmüştür dedi. Evet, bu konuyu değerlendirmek üzere telefon attığımızda KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen var. Aysun Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Aysun Hanım, az önce haberimizde de bahsedildi. Sizin Türkiye'nin dört bir yanından başlattığınız bir yürüyüş vardı ve bu yürüyüşün sonunda Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde bir açıklama yapmak istediniz. Ancak polis müdahalesiyle karşılaştınız. Siz dahil bazı üyeler yaralandı, bazıları gözaltına alındı. Öncelikle bu görüşmeler sırasında böyle bir polis müdahalesi olmasını ve basın açıklamasının engellenmesini nasıl yorumluyorsunuz? Tabii ki. Ankara'da uzun süredir zaten sıkı yönetim koşullarını aratmayan bir ortam var. Maalesef emekçilerin, işçilerin, halkın en demokratik, en anayasaya dayanan barışçıl toplantı, gösteri, yürüyüşleri hakkını kullanması önünde çok ciddi engeller var ve maalesef bunlar valiliğin keyfi yasaklarıyla hayata geçiriliyor. Biz defalarca hatırlatmış olmamıza rağmen, basın açıklaması yapmanın izne tabi olmadığını, bildirim yapma zorunluluğu olmadığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ve bunun yine aynı zamanda uluslararası sözleşmelerden de kaynaklanan bir hak olduğunu defalarca hatırlatmamıza rağmen maalesef aynı yasakçı tutum devam etti. Biz Türkiye'nin dört bir yanından sizin de belirttiğiniz gibi yürüyüş kollarıyla Ankara'ya arkadaşlarımızla birlikte geldik. Orada kitlemizle bir basın açıklaması gerçekleştirip taleplerimizi bir kez daha bakanlığın önünde ifade etmek istedik. Çünkü bu talepler aslında bizim iş yeri dolaşarak uzun süredir çalışma yürüterek doğrudan emekçilerden topladığımız talepler, emekçilerin kendi talepleri. Dolayısıyla biz aslında oraya emekçilerin sözünü, sesini taşımak istemiştik. Buna engel olundu. Aslında orada bize yönelik yapılan saldırı bugün bizim taleplerimize yapılan saldırı aslında. Bunu da memur senin 8+7 teklifinden de görüyoruz. İçeride memur senin teklifi, dışarıda polis baskısı. Emekçilerin bu dönemde maalesef haklarına ulaşmaktan uzak bir toplu sözleşme süreci geçireceğinin işaretleri aslında. Evet, süreçten bahsettiniz Ayşin Hanım ve hükümetin zam teklifini bayramdan sonra erteleme kararı var. Yani 16 Ağustos'ta hükümet ilk teklifinin dışında %5+4'lük çok düşük bir oranda teklifi vardı hükümetin. Yeni teklifini 16 Ağustos'ta yapma kararı aldı ve bu da 4 günlük bir pazarlık sürecinin olduğuna işaret ediyor. Bu süre sizce böyle büyük bir pazarlık için yeterli bir süre mi?
Tabii ki yeterli değil. Tek başına bu 4 günü de ele almamak gerekir. Aslında toplu iş sözleşmesi sürecinin zamanlaması oldukça yanlış. Hem emekçilerin çok büyük bir kısmının tatilde olduğu ve buraya dair bir söz üretmekten maalesef alıkonduğu bir dönem. Hem de biliyorsunuz orta vadeli planlarla bütçenin gerçekleşmesiyle aslında kamu emekçileri o masaya kendilerine ayrılacak pay belli olarak oturuyorlar. Dolayısıyla da aslında toplu sözleşme sürecinin zamanlaması ve bu sürecin işleyişine dair bizim de çok ciddi eleştirilerimiz var. 4 günlük süre maalesef bu pazarlık için yeterli değil. Yine bir oldu bittiye getirip aslında biliyorsunuz kamu işçilerine de hükümetin bir teklifi vardı ve bu teklif oldukça düşüktü. Bu süreç birbirine aslında hani besliyor ve ne olacağına dair işaretler veriyor bize. Dolayısıyla bir oldu bittiye getirip yine enflasyon rakamlarının maalesef altında kalacak ya da çok kısa süre içerisinde enflasyona ezdirilecek rakamlara imza atmaları maalesef yüksek risk taşıyor. Aysun Hanım, az önce siz de söylediniz. Memur senenin aslında hükümetin önerdiğine çok yakın bir teklifi var. Enflasyon oranının altında bir teklifi var. Burada özellikle dışarıda size müdahale yapılırken sizin genel sekreterinizin bu konuda toplantıda bu konuyu gündeme getirdiğinde memur sen üyelerinin bunu gündeme getirmesine tepki gösterdiğini biliyoruz. Böyle bir ortamda memurların ortak hareket etmesi mümkün mü ya da ortak hareket etmek için önce nelerin düzeltilmesi gerekiyor sizce? Aslında iş yerlerinde belirli talepler etrafında ortaklaşılmış durumda ama maalesef memur senin kuruluşundan itibaren neye hizmet ettiği ve 2002'de 47 bin olan üye sayısına AKP'li yıllarla birlikte nasıl aslında 1 milyon üzerine çıkarıldığı düşünülürse konfederasyon yönetimi düzeyinde böyle bir birliktelik çok kolay görünmüyor. Ama dediğim gibi iş yerlerinde emekçilerin talepleri ortak. Bizim aslında emekçilerin sözü olarak masaya götürdüğümüz talepler etrafında emekçiler birleşiyorlar. Dolayısıyla da konfederasyonlar olarak bizlerin de yüzümüzü emekçilerin taleplerine çevirip işverenin tarafında değil emekçilerin tarafında konum alarak aslında haklarımızı kazanabileceğimiz çok açık. Örneğin bir dayanışma aidatı talebi var memur senin. Kendileri için dayanışma aidatının 2 katı istiyorlar. Bu aslında emekçileri bölen, emekçileri birbirine düşüren ve herkesi bulundukları yerlerden istifaya zorlayıp memur sene geçmeye yönelten bir uygulama. Dolayısıyla aslında karşımızdaki konfederasyonların da bu tip taleplerden vazgeçmesi ve gerçekten emekçilerin yanında yer alması gerekir. Biz bu süreçte bizim taleplerimiz etrafında, emekçilerden topladığımız talepler etrafında birlikte hareket etmek isteyen herkese de açığız. Bunu da sizin aracılığınızla ifade etmiş olalım. Aysun Hanım, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Aysun Hanım'ın görüşleriyle ve verdiği bilgilerle ekonomi politiğin bu hafta sonuna geliyoruz. Bu hafta oldukça geniş bir aralıkta ekonomi politik işledik. Madencilikten Türkiye ekonomisine ve uluslararası ticaret savaşlarından memurların toplu iş sözleşmesine kadar farklı alanlara girdik. Hatta madencilikte farklı tarafların da görüşlerini ekonomi politikte dile getirdik ve böylelikle bu haftalıkta ekonomi politiğin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.